Merhaba değerli dostlar. Pazar buluşmalarında bu hafta Nevşehir Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden, Eğitim Fakültesi'nden doktor hocamız, öğretim üyemiz Davut Sarıtaş hocamız bizim konuğumuz. Kendisi şu anda ekranda da görmüş olduğunuz gibi Feyerabend felsefesini anlatacak bize. Hocama ben sözü bırakıyorum daha fazla uzatmadan. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara da tekrar katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hocam şöyle başlayayım. Şimdi Feyerabend'i diğer geçen yüzyıl filozoflarından, felsefecilerinden ayıran temel bir nokta var. Kendisi ne anlamak, kendisinin felsefesini anlamak birazcık çok çok daha bilimin dışına çıkmayı gerektiren bir şey. Yani sadece bilimsel etkinliğin kendisine odaklandığınızda Feyerabend'i çok anlayamıyorsunuz. Biraz daha bilimsel etkinliğin yapıldığı çok genel bir sosyal bağlama dikkat etmeniz gerekiyor. Kendisi zaten geçen yüzyılın özellikle göreli bilim anlayışı dediğimiz işte Thomas Kuhn'la başlayan sürecin belki de o noktadaki en uç noktalar şeylerinden, savunucularından birisi. Kendisinin hayatına şöyle bazı fotoğraflar koydum. Hani bence fotoğrafları kendisinin hayat tarzı, dünya görüşü hakkında da bazı bilgiler veriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Feyerabend Avusturya kökenli bir yani muhtemelen Alman kökenli birisi. 1924 doğumlu, Viyana doğumlu aslında. Ölümü de 1994'te İsviçre'de olmuş. İlk önce tabii Almanya'da o zaman Real Gymnasium denilen ağırlıklı olarak Latince ve matematik eğitimi verilen bir okulda okumuş. 1930 ile 1942 arasında. 1949 ile 50 arasında da Feyerabend Viyana çevresine katılmış. Yani bunlarla birlikte biraz irtibatı şey üzerinden, Viktor Kraft üzerinden gerçekleşmiş ki ardından Kraft'ın kendi kurduğu bir çevre var. Buna Kraft çevresi deniyor. Bunlar da mantıksal pozitivistlerin aslında devamı niteliğinde. Belki birazcık da marjinali diyebileceğimiz bir çerçevedir. Özellikle daha sonra bir burs kazanarak bu British Council bursu galiba Londra'ya gidiyor. Burada tabii Popper'ın hayatını bilirseniz o da Londra'da zaten devam ettiriyordu. Orada Popper'ın bir de Popper'la tabii etnik açıdan da şey olduğu için yakın olduğu için onun asistanlığını yapıyor. Aslında Ludwig Wittgenstein'ın asistanlığını yapmak için öyle bir niyetle gitmiş ama o tabii o arada vefat ediyor. Çalışamıyorlar ama Popper'la çalışıyor. Ardından Arthur Pepp'le asistanlığını yapıyor. Yine 1955'e kadar. 55'ten sonra değişik üniversitelerde görev yapıyor. Bunların içerisinde hem Almanya kökenli hem Almanya dışı kökenli birçok üniversite var. İsviçre vesaire. 1990 yılında emekli ayrılıyor. 1994'te de yine İsviçre'de vefat ediyor kendisi. Şimdi bulunduğu, yaşadığı dönemi dikkate alırsak aslında İkinci Dünya Savaşı'nı şahitliğini yapmış bir dönemi var, bir hayatı var. O arada dünyada bazı ideolojiler var, şey yapan, kök salan, genişleyen. Onlardan da etkilenmiş birisi. Hani tanımlamayı bence ben başta yapmayayım. Felsefesini anlattığımda siz ne demek istediğini, yani bakış açısını biraz daha o noktada anlayın. Çünkü ideolojisiyle çok yakın bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum ben kişisel anlamda. Şimdi en önemli eseri bizim Türkçe'de yönteme hayır, işte anarşist bir bilgi kuramının ana hatları şeklinde çevrilen bir kitabı var. Bu başyapıtı. Tanrılığı da aslında bunun üzerinden gerçekleşiyor. Ama bunun dışında çok farklı Türkçe'ye de çevrilmiş kitapları var. Belki arkadaşlarımız bu noktada bakabilirler diye. Burada kitapların isimlerine dikkat ederseniz Özgür Bir Toplumda Bilim, Bilim Kilisesi, bakın yine Özgür Bir Toplumda Bilim'in farklı bir şekilde ifade edilmiş hali. Bunun dışında Akla Veda, çok
kayda değer ipuçları veriyor. Bilimin tiranlığı diye bir görüşü de var. Bilimin tiranlığı. Şimdi felsefesinin anahtar kelimeleri şunlar. Çoğulculuk, irrasyonalizm, dadaizm, anarşizm, birincil dünya bilimi, bilimin dogmatizmi, ortodoks bilim anlayışı, çağcıl modern bilim, eş ölçülemezlik, karşı tüme varım, insancıl bilim ve her şey uyar veya da her şey gider şeklinde bir slogan. Şimdi soru olarak aslında çok basit bir soruyla sormuş. Kendisi o katı Viyana çerçevesinin bilimi neredeyse sadece bilgi türü, tek bir bilgi türü ve geçerli tek bilgi türü üreten etkinlik ve bunun da belli bir metodolojisi olduğunu savunan o görüşle yakın şahit olduğu için muhtemelen bir reaksiyon göstererek şu soruları soruyor. Diyor ki bilimi bu kadar yüce yapan şey nedir? Çağcıl bilim yani modern bilimi diğer bilgi süreçlerinden, insan etkinliklerinden daha fazla tercih edilen yapan şey nedir? Yani burada kastettiği şey aslında diğer bilgi süreçleri diye kastettiği şey aslında mitoloji, din, mistik eğilimler, kültür, kültürde örf, anane vesaireyle şekillenmiş bilgi ve bunların kaynaklarını kastediyor. Diyor ki yani bilim neden bu kadar yeğleyelim, tercih edelim bilimi? Bilimi niçin bilimselliğe ve bilimin önermelerine, bilimin ürettiği bilgiye niye itaat etsin insanlar? Şeklinde temel bir soruyla soruyor, yola çıkıyor. Yani bunu dikkat ederseniz benim başta söylediğim bilimin kendi içindeki bir sorun değil. Belki Thomas Kuhn biraz daha onunla ilgileniyordu. Ama bilimi diğer türlü bilgi dediğimiz farklı bilgi türlerinden işte dini bilgi, mitoloji, kültürel bilgi, örf aneneler bu tarz bilgi kategorisine giren bilimsel bilginin farkında belki gündelik bilgi bile diyebileceğimiz bilgiden ayıran şey nedir? Niçin üstündür şeklinde bir soru soruyor. Ve burada eleştirileri tabii bu soru temelde eleştiri amaçlı sorulmuş bir soru. Altında aslında bir kuram var. Bu kuramının ana hatları da şu şekilde argümanının. Disiplinler çoğulculuk, kuramsal çoğulculuk ve yöntemsel çoğulculuk. Şimdi bunları birazcık açmak istiyorum. Şimdi disiplinler çoğulculukta şunu alıyor. En genişten en dara doğru yani bilimin dışından bilimin içine doğru bir çoğulculuk görüşüne sahip Feyerabend. Feyerabend şunu söylüyor. Diyor ki bilim nedir dediğimizde bilimi işte kültürden, sanattan, etikten ilk çağ felsefecileri etiği de aslında bir tür bilgi, bilim anlamında konuşuyorlardı. Ayıran şey nedir dendiğinde bunun için diyor bilimi tanımlanması gerekir. Ama bakıyoruz ki diyor insanlık tarihi bilimi hiçbir zaman tam anlamıyla tanımlayamamışlardır. Hatta bilimin kendi içinde çok ciddi tartışmalar vardır. Buna rağmen şöyle bir şey de vardır. Bilim özellikle aydınlanma sonrasındaki modern bilimin oluşumuyla birlikte ya da daha doğrusu modern bilim tanımlamasıyla birlikte ve bunun zirvesi olan pozitivizmle birlikte kendisini tanımladığını iddia etmesine rağmen görüyoruz ki bilim hala tanımlanabilmiş bir olgu değildir. Özellikle herkes bu konuda bir hikaye anlatır. Bunun dışında yine bilim adına konuşan, bilimi kendilerine yaslayan, kendilerini bilime yaslayan daha doğrusu ve bilimin işbirlikçi olduğu ekonomik aktörler vesaire kurumlar vardır diyor. Dolayısıyla bilimi tanımlamak sadece kendi içselliğinden yola çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla şöyle diyor, bunun cevabı olmadığına göre ve bilimin itaat etmemiz gereken mantıklı bir gerekçesi yok diyor. Kendisinin ürettiği bilgiyi ben sadece diyor kendisinin ürettiği tırnak içinde bir bilimsellik ölçütü yani deney ve gözleme dayalılık gibi veyahut da işte deneysellik gibi, test edilebilirlik gibi belli kriterler benim ona mutlak olarak itaat etmem ya da onun doğrularını doğru olarak kabul etmem mümkün değildir diyor. Bunun herhangi bir
şeyi yok diyor. Yani açıklanabilir bir niteliği yok. Çünkü diyor akılcılıklığı eleştiriyor burada. Yani kastettiği şey daha çok şu. Yani akılcılıktan kastettiği şey biraz daha salt mantık, mantıkla her şeyin açıklanabileceği, gerçekliğin her boyutunun bilimsel bilgiyle açıklanabileceği iddiasıdır ki diyor bu yüzyıllardır, belki binlerce yıldır akla uymayan, insanı hayrette bırakan olgular, fenomenler, hisler, duygular her zaman diyor insan topluluğunun içinde değer kazanmıştır. Haliyle diyor bilim dar bir alanda diğer etkinlikler gibi insanlığın doğaya karşı kendisini ihtiyaçlarını giderme veyahut da diyor anlam arayışında diğer bilgi kaynakları gibi bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla bütün o bilgi alanını sadece bilimin hizmetine vermek veya bilimin otoritesine vermek mantıklı değildir. Bilim tıpkı diyor şey gibi, kültür gibi, geleneksel bilgi birikimi gibi veya insanın hiç farkında olmadan bir çeşit ürettiği gündelik bilgi gibi bir çeşit bilgidir diyor. Buna bu kadar yük yüklemenin anlamı yok diyor. Burada disipliner çoğunluktan kastettiği şey aslında bilimi bir disiplin olarak alırken dini de bir disiplin olarak alıyor. Kültürü de bir disiplin olarak alıyor ve diyor ki bunlar hepsi insanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üreten bilgilerdir, şeydir, bilgi kaynakları, bilgi süreçleridir. Bunların birbirlerine karşı bir eş ölçülemez üstünlüğü söz konusu olamaz. Çünkü hiçbirinin hepsinin temelinde bazı varsayımlar vardır. Bilimin de temelinde bazı varsayımlar vardır. Nasıl ki dinin temel varsayımlarını tartışamadığımız gibi bilimin de temel varsayımlarını tartışamıyoruz diyor. Mesela bilginin imkanı bir noktada iman işidir diyor. Yani gerçek anlamda mesela dışta bir gerçeklik olduğu bir kabuldür diyor. Bu kabul tıpkı diyor Tanrı'nın varlığını kabul etmek gibi bir kabuldür. Yani aslında örtük olarak ifade ettiği şey bilim de dahil bütün bilgi kaynaklarının temelde bir tür inanca dayandığı, bir kabule dayandığı görüş. Burada bir çoğulculuk görüşü var. Bunun dışında şunu da söylüyor, şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki ne bilim ne de diyor bilim gibi farklı bir ideoloji. Bakın bilimi de bir ideoloji olarak nitelendiriyor. Kendiliğinden bunları kurtarıcı yapan bir özelliğe sahip değillerdir. İdeolojiler zamanla yozlaşıp dogmatik hale geldikleri gibi geçen 100 yıl aydınlanma sonrası da özellikle mantıksal pozitivizmle birlikte bilim de diyor dogmatik hale gelmiştir. Öyle ki diyor mantıksal pozitivizmin tanımladığı bilimi sorgulayan kişi bilim dışına atılır. Dolayısıyla aforoz edilir diyor. Burada aslında şöyle bir şey de kastediyor. Diyor ki mesela bunu bir analojiyle ben size anlatabilirim kafasındaki şeyi Feyerabend'in. Feyerabend şunu söylüyor. Diyor ki zamanında ortodoks orta çağda kilisenin diyor her şeyin kaynağı olduğunu, her türlü hayata ilişkin her bilginin kaynağının dini bilgi olduğunu iddia etmesiyle diyor 20. yüzyılda pozitivizmin gerçekliği anlamak için, hayatınıza anlam vermek için gereken tek bilgi de bilimin bilgisidir demekle bir fark yok. İkisinin arasında hiçbir fark yok diyor. Yani şunu da diyor, aslında diyor bilim tarihi şöyle bir benzetme yapabilirim anlattıklarından toparlarsam. Bilim tarihi aslında diyor kilisenin, otoritenin her şey için gerekli olan bilgiyi biz size sunarız iddiasını karşı muhalefet gösteren, çoğulculuğu savunan, sanatı kültürü savunan bir diyor görüş olarak ortaya çıkmıştır orta çağda. Ardında kiliseyi devirmiştir, yerine geçmiştir. Ama diyor zamanla aydınlanma sonrası kendisi bu sefer tiranlığını ilan etmiştir diyor. Yani bu da diyor pozitivizmdir diyor bunun şey. Yani iddia ettiği hiçbir şeyi diyor yerine getiremeyen bir iktidar gibidir bilim diyor. Geçen yüzyıllarda insanlığın onu iktidara getirmiştir aydınlanmayla birlikte.
Ama bilim iktidara geldiğinde insanları teknolojiyle birlikte insanları tahakküm altına alan, hatta şöyle bir ifadesi de var. Birincil dünya bilimi dediği Avrupa bilimini eleştiriyor. Diyor ki Avrupa bilimi bu aydınlanma sürecini yakaladıktan sonra Avrupa'da hakimiyeti ele geçirince, bilgi alanında hakimiyeti ele geçirince diğer coğrafyalardaki bilimlerin hepsini de diyor reddetmiştir. Yani onları diyor yok saymıştır. Mesela diyor Afrika, Kuzey Afrika bilimi, Güney Afrika bilimini, işte Batı Avrupa bilimi, Doğu Asya bilimini tamamen diyor yok saymıştır. Bu diyor aslında bir çeşit tiranlıktır diyor. Bir çeşit ortodoks bilimidir. Bir çeşit diyor bilimsel dogmatizmdir diyor. Haliyle diyor bilim fırsat verdiğinizde sizi tahakküm altına alan müthiş bir araç haline gelebilir. Bu yüzden bilime hak ettiği yeri vermek lazım. Diğer etkinliklerle eş ölçülemez olması gerekiyor diyor. Şimdi kuramsal çoğulculuk dediği şey de bilimin içiyle ilgili çoğulculuk. Yani şimdi bilimin dışıyla ilgili çoğulculuğu bilim ve diğer insan etkinliklerini kastetmişti. Burada ise bilimin kendi içindeki çoğulculuktan bahsediyor. Diyor ki mesela bilim pozitivizmin bilim içindir önermesi yerine bilim insan içindir önermesi. Burada bir pragmatik bir şey algılıyoruz. Yani diyoruz ki Feyerabend diyor ki bilim özellikle nasıl bir bilgiye nasıl ulaştığı çok önemli değil. Önemli olan ürettiği o bilginin insan hayatına daha insancıl hale nasıl geldiğidir. Haliyle şöyle bir iddiası da var. Bunları saçma tartışmalar olarak düşünüyor. Mesela bir şeyin bilimsel bilginin test edilebilirliğinin bir ölçüt olmasını saçma buluyor. Diyor ki aslında anomaliler diyor, bilimde karşılaşılan anomaliler, diğer bilimsel kuramları hizaya çekmek için kullanılabilir diyor. Çok ilginç bir bakış açısına sahip. Hatta diyor ki bir bilimsel teorinin, paradigmanın, Thomas Kuhn'a gönderme yaparak, paradigmanın açıklayamadığı anomalilerden yola çıkarak diyor, siz tutup da diyor o teoriyi diyor çöpe atarsanız büyük bir hata yapmış olursunuz. O teoriyi ayakta tutmanız lazım. Birincisi bu ad hoc hipotezlerle yani yamalarla. İkincisi diyor, onun rakibi varsa gücü yozlaşmaz diyor. Yani bir bilimsel teorinin yozlaşmaması için rakibinin olması lazım diyor. Güçlü bir rakibinin olması lazım. Bu rakip de diyor, onun açıklayamadığı anomali durumlarından yola çıkarak yeni bir teori kurma ve o teori üzerinde bunu hizaya çekme. Çünkü çift kutuplu bir dengeden bahsediyor. Bence bulunduğu çağa göre çok güzel. Çünkü dünyada da biraz önce bahsettiği anlamda o zaman çift kutupluluğun çok yüksek olduğu bir dönemde yaşamış kendisi. Şimdi aksi halde diyor o paradigma, teori bir paradigma oluşturur. Kuhn'un dediği gibi. O da diyor gittikçe yozlaşır, bozulur. Karşısında güçlü bir rakibi varsa diyor kendisini çek edebilir, kendisini geliştirebilir gibi bir yarışan teoriler derler ya fen eğitiminde. Aslında bunlar Feyerabend'dan alınmış şeyler. Yani okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir iddiası var. İki temel ilkeyle kuramsal çoğulculuğun devam edeceğini düşünüyor. Çoğalma ilkesi, birbiriyle alternatif olan tüm kuramların birbiriyle yarışmasına imkan tanınmalıdır. İkincisi, inat ilkesi, bu da şu. Bir teoriyi savunan kişilerin kendi teorilerini Kuhn'un tam tersini iddia ediyor. Kendi teorilerine mümkün olduğu kadar diyor sarılmaları lazım. Onu doğrulamak için ellerinden geleni yapmaları lazım. Çünkü karşı taraf da aynı şeyi yapacak. Dolayısıyla diğer teoride aynı şeyi yapacağı için sen de kendi teorini ayakta tutmak için çaba sarf etmelisin diyor. Yani şöyle demek istiyor. Bir teorinin hakimiyeti bilimde kabul edilemez. Çoğulculuktan kastettiği şey bu. Metodolojik çoğulculuk da şu, bilimsel bilginin üretim sürecine ilişkin bir çoğulculuktan bahsediyor. Daha özele iniyor burada. Diyor ki mesela bir kuramın oluşma süreci veya bir bilimsel bilginin üretilme sürecinde özellikle keşfetme bağlamı, yani bizim bulma bağlamı dediğimiz şeyin bir rasyonalitesi, mantığı yoktur diyor. Yani bu adam bunu bir çeşit hisle, sezgiyle, kültüründen gelen bir
dilsel beceriyle, imaj becerisiyle, dilinin yetkinliğiyle, matematiğin diline uyumuyla bunu bulabilir, keşfedebilir. Ama siz tutup da bunun tek bir yöntemi var diyemezsiniz. Yani buradan bilimsel yöntemin çoğulcu olmasına vurgu yapıyor. Yani burada diyor ki, aslında şöyle diyor, çok ilginç bir şey diyor. Diyor ki, koşullar ne olursa olsun her büyüklüğü ölçen evrensel ve kalıcı bir ölçüm aleti fikri nedenli gerçekçi değilse, uygunluğun değişmez ölçüsü olan evrensel kalıcı bir bilimsel yöntemi kastediyor burada. Yöntemin fikri, hatta evrensel ve kalıcı bir akılsallık, yani bunun altında yatan bir mantıksal yapı, yöntemin altında yatan, bu o denli gerçekçi değildir. Yani diyor ki bir alet düşünün, her şeyi ölçür. Nasıl diyor o zaman bilimin tek bir mantıksal yapısı ve tek bir işlemsel fiziksel süreci olabilir bilgiye ulaşmak için diye. Son derece mantıklı bir iddiası var. Bunu temellendiriliyor. Şimdi burada da metodolojik çoğulculukta da temel iki ilke koymuş. Diyor ki ne olsa gider, uyar. Bu ne demek? Yani siz yararlı, faydalı, açıklayıcı bir bilimsel bilgiye veya teoriye ulaşmanız, nasıl gittiğiniz önemli değil. Yol önemli değil. Önemli olan onun insanlar için daha faydalı, daha kullanışlı, insancıl bir bilgi haline gelmesidir. Önemli olan onu nasıl bulduğunuz değil, diyor. Bir de şunu iddia ediyor. İşte o biraz önce söylediğim anlamda, hem de kuramsal çoğulculuğu da destekleyen karşı tüme varım diyor. Karşı tüme varım dediği de şu: genellikle kabul edilmiş bir teoriyle ve görüşle bağdaşmaz veya mevcut kuramla tutarsızlık içinde olan hipotezleri ortaya onları kullanarak söz konusu hipotezlerin inceden inceye gözden geçirilmesi, mümkünse bunlardan bir doğrulamayla, test etmeyle bir teorik yapı oluşturulması, karşı yapı oluşturulması şeklinde bir karşı tüme varım diye bir kavram ortaya atmış. Şimdi aslında sonuç olarak şöyle özetlersem, Feyerabend'e göre bilim, insanın doğayı anlamak ve doğaya karşı ihtiyaç duyduğu bilgiyi elde etme yollarından sadece biridir. Bilim bir insan etkinliğidir ve tüm de diğer insan etkinlikleri gibi kusursuz değildir, olamaz. Bilim modern bilimin eleştirdiği din, mistik temelli diğer etkinlikler kadar sorunludur kendi içinde. Bilimcilik bir otoriter bir ideolojidir. Bilimcilik, bilim amansız bir bilim savunuculuğu, bilim her şeyi açıklar demek bir ideolojidir, diyor. Ve otoriter bir ideolojidir, çünkü insanlara nasıl davranmaları, nasıl kabul etmeleri gerektiğini dikte eder, diyor. Bilim diğer tüm bilgi üretme süreçlerine saygı göstermeli, onları kendi bilimsellik ölçüsüyle değerlendirilmemelidir. Mesela diyor ki, burada çok basit şu, bilimin kendi bilimsellik ölçütüyle örf ve adette kabul edilen bir bilginin geçerli olup olmadığını test edemezsiniz, diyor. Yani bu aslında biraz önce ölçme araçları açısından yaptığı benzetmeden yola çıkarsak, yani siz diyor ki uzunlukla hacim ölçümü yapamazsınız. Bilimin kendi ölçüm standartlarıyla dinin, mitolojinin ya da geleneksel kabullerin, etiğin kendi ölçütleri vardır. İkisi birbirine uymaz. Bunu şuna benzettim ben. Arav Alatlı'nın bir sözü vardı. Demişti ki, kanuni olan, kanuna uygun olan etik olmak zorunda değildir. Ya da bir şey kanuna uygunsa etik olmayabilir, demişti. Şimdi aslında Feyerabend'in benzetmesinden yola çıkarsak, bilim kendisi bir otorite oluşturuyor, bir anayasa ortaya koyuyor. Ama şey değil, etik değil, insanlara uygun değil, insanların kültürlerine uygun değil gibi. Şimdi aksine hepsinin kendi toplumsal, yani bu etkinliklerin kendi toplumsal ve tarihsel ölçüleriyle değerlendirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım sergilemelidir. Bilim insanları bilimin ne olduğunu, onun tarihsel ve toplumsal varlığına yönelik sorgulamalar yapmadan bilimsel faaliyetlerini sürdürmemelidirler, diyor. Burada şunu söylüyor, yani bir bilim adamı bilimin mahiyetini, sınırlarını bilmeli. Kendi bilimine biraz dışarıdan bakmalıdır gibi bir sonuç çıkarabiliriz. Bilim ilişkide olduğu diğer güç odakları, yani teknoloji, ekonomi,
siyasi güç gibi bunlarla birlikte toplumsal tahakküm aracı haline gelmiştir. Bu insanlığın geleceği için tehlikelidir diyor. Burada da şöyle iddia ediyor. Diyor ki Batı bilimi nasıl diyor ne için üretildi? Hümanistik nedenlerden mi? Hayır diyor. Daha iyi silahlar üretip daha iyi sömürgeler kurma. Dünyayı emperyal, kendilerini emperyal güç haline getirip dünyayı tahakküm altına almak içindir diyor. Bu yüzden birinci dünya bilimi dediği Batı bilimini şiddetle eleştiriyor. Diyor ki Afrika, mesela Amerika'yı işgal eden kişiler kendileri diyor onları ilkellikle suçladılar ama onlara silahlarla gittiler. Ve onların tıplarını mesela bilim dışı buldular. O yerlilerin tıplarını, hastalık şifacılarını, o şamanları filan. Bunları diyor antibilimsel buldular ama diyor kendilerinin insancıl buldukları bilim onların ellerine silah vermişti diyor. Dolayısıyla burada aslında çok sosyalist, çok anarşist, ki burada anarşizmle kastettiği şey siyasi göndermesi yok. Kendisi daha çok anarşist olarak da kabul etmiyor. Kendisine atfedilen şey. Yani bilimin, çünkü anarşizm köken olarak şey demektir. Otoritesizlik, yöneticisizlik. Yani bir tahakküm, sizi yöneten bir şeyin olmaması. Bilimin bir otorite olamayacağını iddia ettiği için böyle bir şey ki dadaizm denilen başka bir tanımlama da kullanılıyor. O da daha çok biraz ironik, biraz muzip bir şekilde bir şeyi eleştirme, abartıya kaçma anlamında bir yaklaşım. Evet, genelde Türkçe'ye çeviren kaynakları da şunlar. Yani bunların okunabilir. Özellikle yukarıda da verdim. Kendisinin özgür toplumda bilimle özellikle yönteme karşıyı ben özellikle tavsiye ediyorum. Akla Veda da gerçekten ilginç bir kitap. Yani bu kitap, ben kendim normalde bilimsel buluş sürecinin rasyonalitesi olmasa da bilimsel metodolojinin genel anlamda bir rasyonalitesi olduğunu düşünüyorum. Bu noktada benim de aklımı zorlayan iddiaları vardı. Yani hocam felsefesi çok geniş Feyerabend'in. Feyerabend kendisi anladığım kadarıyla o zamanın bulunduğu tarihsel coğrafyada biz de kendi şeyimizi yapalım, yorumumuzu. Tarihsel süreçte yaşadığı Birinci Dünya Savaşı, o ara büyük işte iki kutuplu dünya, soğuk savaş sürecini de bir kısmen başlayan süreci yaşamış ve 94'te öldüğüne göre o süreci takip etmiş. Yani birazcık böyle biraz sosyalist, biraz böyle eşitlikçi. Ama burada kültüre saygı duyması biraz o konuda ayrışıyor. Biraz hippiliğin falan dünyada bir akım olduğu dönemleri dikkate alırsanız bilimi otoritelerin güç odaklarının, siyasi güç odaklarının, ekonomik güç odaklarının çok kullanışlı bir araç olarak kullandıklarını ve bilimcilerin de buna inanarak kendilerini sanal bir ütopyada, yani ben ona şey diyorum, teolojik tiranlar ama pozitivist köleler. Yani ideolojiye dayalı güç odaklarının aslında ideolojiye dayalı değilsiniz, siz evrenselsiniz diye sufle verdiği bilim adamları. Yani aslında şöyle bir şey, sizin efendinizin bir ideolojisi var, çok ilkel bir ideolojisi var ama siz köle olarak seküler ve evrenselsiniz diyor size. Bu şekilde motive ediyor. Aslında Feyerabend bu fotoğrafı görmüş. Benim kanaatimce. Evet, benim yani genel çerçeveyi, çünkü toparlamak gerçekten zor. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Ya da benimki bir böyle dikkat çekme amacıyla olmuş olsun. Çünkü ağır bir şeyi var. Çok geniş, kapsamlı, ağır bir felsefesi var. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben çok keyif aldım. Arkadaşlarım da çok keyif aldığını düşünüyorum. Pazar buluşmalarında bu hafta Doktor Davut Sarıtaş konuğumuzdu. Kendisinden Feyerabend'in bilim felsefesini dinledik. Bir başka oturumda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.